rüzgarı, o günün değişkenleri sizi çok farklı noktaya götürüyor. En geç 3. sınıfta ne yapacağınızı bilen olarak ortaya çıkmanız çok önemli. Ve bunun gereğini yapmak anlamında staj çok önemli. En büyük yaşadığımız sorun şu, ben kendim için de geçerli. Üniversitede havada oluyorsunuz, hayatın biraz sanalını yaşıyorsunuz. Sizin sponsorunuz var, aileniz destekliyor. Çok az kişi çalışarak okuyor, onları özellikle kutluyorum. Ve mezuniyetten sonra iş yaşamındaki beklentileri çok ama buldukları çok az. Bu sefer hayal kırıklığına uğruyorlar ya da çok azıyla yetinmek zorunda kalıyorlar. Ama el kaldıranların sayısı fazla direktörüm. O anlamda cevher var bu grupta. Buyurun arkadaki soruya alalım. Bu yurt dışındaki projelerde yönetim kadrosunu kendiniz mi götüreceksiniz buradan yoksa oradan birisini mi seçeceksiniz? Bu entegre bir sistem. Yani gerçekten yetenekli ve sizinle birlikte çalışabileceğini düşündüğünüz kişiler varsa gittiğiniz bölgede olmasını tercih etmelisiniz. Çünkü o bölgeye hakim olmak, o bölgeyi anlamak kolay bir şey değil. Yeter ki işbirliği yapabilecek insanlar olsun. Ama mutlaka sistemi merkezle entegre eden, garantörlüğü sağlayan yapıları da kuruyorsunuz. Bir karma sistem oluşuyor kendiliğinden. Evet, sorular artıyor. Güzel bir şey demek ki. Mesela laboratuvarlarda çalışmış dediniz, tarih yaptınız. Peki bilim üretiyor musunuz yoksa sadece gelen deneylere mi bakıyorsunuz? Bilim üretmek için üniversite kurduk. Bu üniversite her geçen gün gelişiyor, araştırma fonlarıyla birlikte. Türkiye bence Sağlık Bakanlığı'nın son çıkardığı yasayla da birlikte bilim üreten bir noktaya hızla gelecek. Sadece tedavi hizmetiyle bilim olmaz kuşkusuz. O yaşama geçirmek için vazgeçilmez. Ama şu anda ağırlıklı yapı tabii ki tepkik üzerine. Üniversitemizde bu yolda ilerliyoruz hızla. Evet, yeşil bir arkadaşımız sağ olun. Bu taraftan pek soru gelmiyor. Bir bayan arkadaş cesaret etti. Evet. İki tane sorum var. Birincisi bu büyüme planını kaç yıla yaymayı düşünüyorsunuz? Diğeri de Endonezya'daki şirketle ortak olduğunuz zaman dünya ikincisi olacağını söylediniz. Birincilik için kimini yarışacaksınız? Şimdi bu alanda Malezya ortaklı bir şirket olacak. Amerika ön planda. Hindistan hemen arkasından geliyor. Gerçekten entegre sistemler giderek artıyor. Büyüme trendiyle ilgili de dünyada en azından Türkiye'de 3 yılı öngörebiliyorsanız iyi bir strateji. O 10 yılı görüyorsanız muhteşem bir şey. Dünyanın değişkenliğine dikkate aldığımızda biz ortalama 10 yıllık vadeyi öngörüyoruz. Ama uzak bir öngörüm. 3 yıl projelendirilmiş bir öngörüm. Yani 3 yıl sonra ne yapacağımızı şimdiden biliyoruz. Ama 10 yıllık da bir perspektif var, onu söyleyebilirim. Evet, bayan arkadaş söz istemişti. Bir de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben 3. sınıf öğrencisiyim. İlaç firmasının küçülmeye gidilmesi konusunda bilgi almak istiyorum, düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. İkinci sorum da staj konusunda sizin imkanlarınız nedir? Bize nasıl bir imkan sağlayabilirsiniz? Şimdi ilaç sektörü Türkiye'de şu anda 17-18 milyar TL'lik bir payı ifade ediyor. Önemli bir pay. Bu dünyada da ilk 10 içerisinde yer alıyor pazar büyüklüğü açısından. Aslında ilaç satış adetleri, kutu adetleri artıyor. Fakat karlılık azalıyor. Bunun nedeni de hükümetin bütün nüfusu kapsayan politikaları ilaca ulaşımı kolaylaştırdı, tüketimi artırdı. Bu da harcamaları artırdı. Bunu ilaç tüketimini azaltamazsanız bu hekimin tanısını koyduğu ve kişinin iyileşmesi gereken bir şey. Burada izlediği politika şu, dünyada bir ürünün, bir malın ya da hizmetin fiyatı konurken ana belirleyici unsur o ülkenin satın alma gücü, o ülkenin rekabet piyasası. Yani şöyle bir şey yok, yani ben bu bardağı 10 liraya ürettim, işte üstüne 2 lira kar koyayım, dünyanın her yerinde 12 liraya satayım diye bir kural yok. Bir ülkede bir 20 liraya satılıyor, bir ülkede 8 liraya satılıyor, bir başka ülkede 50 liraya satılıyor. Dolayısıyla ilaç da çoğunlukla dünyanın devleri var bu konuda. Belli üreticiler tarafından yürütülüyor. O ülkenin satın alma gücü, kişi başına düşen satın alma gücü paritesi artı ülkenin hükümetin uyguladığı politikalar, hükümetin gücü,
Tek başına bunlar bile çok belirleyici unsurlar. Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey tüketimi artırırken birim fiyatları düşürerek bunu finanse edebilir hale tutmak. Bunun bir sınırı var. İşte son sınıra dokunuldu. Tekrar bir ödün verdiler. Böyle devam edecek. Bütün sektörlerde böyle karşılıklı restleşmelerle herkes pozisyonunu alıyor. Stajla ilgili de şunu söyleyebilirim. Sadece Adana'da değil, Türkiye'nin diğer illerinde de bir staj stratejimiz var ve öğrencileri ben kendi adıma da mutlaka bir staj yaşamalarını istiyorum. Bir tane değil belki. Sektörünüze göre birkaç tane de olabilir. Prosedür çok zor değil. Ama erken davranmak gerekiyor. Çünkü bir kontenjan sınırı var. Onu doldurmadan başvurularınızı yapmanızda yarar var. Zorunlu stajı biliyorsunuz üniversiteler koyuyor. Eğer üniversitenin bir zorunlu stajı ve bizi de kabul ediyorlarsa tabii ki memnuniyetle. Hemşire arkadaşlardan, laboratuvar teknisyenlerinden, fizik mühendislerinden gelen zorunlu staja gelenler var. Ve bizim raporlarımızı ilgili üniversiteler onaylıyorlar. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Acıbadem grubu olarak Doğu Akdeniz'de gelişen bir değer olan Osmaniye'ye yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Orta veya kısa vadede? Şimdi sonuçta kamu yatırım yaparken kâra bakmıyor ya da bu iş finanse edilebilir mi diye bakmıyor. O toplumun ihtiyacına bakıyor. Ve zarar da etse o yatırımı yapıyor. Eğer devlet bana böyle bir görev verirse bakın Osmaniye'ye gel zarar da etsem bu zararını sübvanse edeceğim derse ben her yere yatırım yaparım. Hiçbir sorunumuz yok. Fakat bunun için satın alma gücü önemli. Şimdi Acıbadem'in sunduğu hizmetin bir maliyeti var. Bu maliyeti ödeyebilecek bir nüfus Osmaniye'de varsa hemen yarın yakalım. Bu ülkenin ve şehrin şeyine bağlı, satın alma gücü paritesine bağlı. Şimdi bizim Adana'da işte 4. yılını yaşıyoruz. Hatay ve Mersin'de düşüncelerimiz var. Ama Osmaniye için şu anda bağlayıcı bir şey söyleyemem. Evet. Arkada bir bayan var, kutluyorum. Arkaya genelde insanlar sotaya yatarlar ama soru sormaya cesaret edin. Öncelikle merhaba. Ben şunu sormak istiyorum. Hep yaptığınız yatırımlarda falan, hani hep yaptığınız yerlerde güney falan var ama hiç doğu görmedim ya da hiç doğuya yatırım yapalım. Ve satın alma gücü dediniz. Satın alma gücü doğuda birçok yerde var. Bilmiyorum, bu bana yani neden o tarafa yönelik bir çalışma olmadığını sormak istedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adana Hastanesi 70 milyon dolara mal oldu. Yaklaşık büyük pariteyle 120 milyara yakınına geliyor. 120 milyonluk yatırımın bir de işletme maliyeti var. Bu yoğunlukla ilgili. Yani siz bu olabilir satın alma gücü ama normalde özel hastanelerin yatırımı 100-120 yataklıdır. Bilemediğiniz 150 yataklıdır. Hani devlet gibi 500 bin yataklı bir özel hastane göremezsiniz. Şimdi o 120 yataklı hastanenin aylık bir gider yapısı oluşuyor kendiliğinden. O yapıyı döndürecek bir talebin olması lazım. O talep yoksa siz orada ya çok küçük bir şey yapacaksınız, bu sefer işletme maliyeti daha pahalı olur. Ya da bekleyeceksiniz o yapının oluşmasına kadar. Şunu söyleyebilirim, aslında Doğu'da, Orta Anadolu'da büyüme stratejisi vardı. Ama bakanlığın bu 2008'deki yatırımları sınırlandırma kararı nedeniyle birçok yatırım maalesef iptal edilmek durumunda kaldı. Bakanlık şu anda kendi yatırımlarını önceliyor. Ondan sonra kereye bir pazar kalırsa da özel sağlık kurumlarına buyurun siz de gelin yatırım yapın diyor. Bunun ikisini birlikte düşünürseniz cevabı çıkıyor içinde. Teşekkür ederim sorunuza. Evet, hocalarımıza geleceğiz herhalde. Efe Bey'e ben kaçıyorum böyle vazgeçer diye ama şimdi zor bir soru soracak, sizin karşınızda beni çaktıracak diyorum. Estağfurullah. Öncelikle ben de gerçekten sizi burada görmekten duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözüme başlayayım. Bir sağlık turizminden bahsettiniz Hüseyin Bey. Aslında son dönemde bence yeni bir kavram. Ve yurt dışından 50 milyon dolarlık bir gelirden bahsettiniz. Acaba genel anlamda bu sağlık turizminde Türkiye'nin cazibe merkezi olmaya başladığını ben okuduğum makalelerden de biliyorum.
Birincisi bunun sebebi nedir? İkincisi bu anlamda bir pazarlama stratejisi yürütülüyor mu? Hangi kriterlere göre bu strateji ortaya konuyor? Peki, güzel bir soru. Ben yaklaşık 12 yıldır bu sağlık turizmiyle kafa yoruyorum. Ve bugünkü noktaya geleceğimizi 12 sene önce hayal ettiğimi söyleyemem. Gerçekten bir hayaldi. Ama sürekli çaba sarf ederek, bir takım engelleri aşarak, konjonktürün oluşmasını bekleyerek hayaller gerçek oluyor. Önemli olan hayalinizin doğru olması ve bunun peşini bırakmamanız. Dünyadaki trende baktığımız zaman sağlık hizmetlerinin fiyatının artıyor olması ve insanların kaliteli hizmete olan talebi kendi ülkelerinin dışında arayışlara yol açıyor. Çünkü her bazı ülkelerde arz fazlalığı var, bazı ülkelerde talep fazlalığı var. Örneğin İngiltere'de insanlar 1 yıl, 2 yıl bir ameliyat olmak için bekleyebiliyorlar. Bypass olacak bir hasta, 6 aylık bekleme süreleri var. Bazı ülkeler bu nedenle, bazı ülkeler fiyat nedeniyle, bazı ülkelerde o tedavi sağlayacak yatırımların olmaması nedeniyle insanlar başka ülkelerden çare arıyorlar. Ve bu işin pastasını dünyada Hindistan yiyor, Malezya yiyor, Singapur yiyor, Macaristan biraz, işte Amerika yakın olduğu için Meksika, işte Almanya, özellikle 11 Eylül Amerika'daki olaydan sonra Almanya önemli bir pazara hitap etmeye başladı. Yaklaşık 70-100 milyar dolar bir pastadan bahsediyoruz, büyüklükten bahsediyoruz. Sağlık turizmi kapsamında olan. Türkiye sektör olarak, özel sağlık kurumu olarak bunun bilincindeydik, farkındaydık ama öncelik tabii ki kendi ülkenizle ilgili oluyor. Burada regülasyon başlayınca Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı frenlemenin bir faydası bu oldu. Sektörü dışarı zorladı, dışarıda arayışlara gitti. Ve yavaş yavaş kendi bulunduğu bölgenin çevresindeki coğrafyayla, direkt uçuş seferinin olduğu ülkelerle diyaloglarını daha da güven artırdı. Sonra bu oradaki sigorta şirketleriyle olan anlaşmalara dönüştü. Sonra devletle olan anlaşmalara dönüştü. Ve gelen insanlar hizmeti alıp memnun kalıp fiyat açısından da makul bir noktada durduğumuzu görünce bu kendini beraber tetiklemeye başladı. Bu anlamda var olan bir yatırım var. Bu yatırımın en efektif şekilde dış pazara da açılmasından bahsediyoruz. Bu son 10 yıllık trend yavaş yavaş bir noktaya geldi. Daha düne kadar hükümet nezdinde bunu dikkate aldığın zaman bir ürün olmadığı için somut bir şey istifamla karşılanıyor. Acaba bunun arkasında bir şey var mı diye. Ama özellikle ödemeler dengesindeki ithalata bağımlılık biliyorsunuz Türkiye'de 100 liralık bir ihracat için 75 lira ithalat yapmanız gerekiyor. Katma değeri 25. Bu nominal. Reeline düştüğünüz zaman %10 gibi filandır bunun. Ama burada tam tersine hizmet sektörlerinde biz sağlık turizmini hükümete ve kamu yetkililerine sundukça bu trenin arkasında hemen eğitim sektörü bindi. Şu anda hükümet üniversite eğitimini de ihracat kapsamına dahil etti. O yüzden üniversiteler için büyük bir fırsat var. Kamu üniversiteleri dahil olmak üzere yabancı öğrenci için önemli bir kontenjan artışı oldu. Arkasından film sektörü, yazılım sektörü ve en son lojistik sektörü bunun içine girdi. Bence tetikleyen şey ilgili ülkelerdeki kimi politikalar nedeniyle, fiyat nedeniyle ve teknoloji nedeniyle olan ihtiyaçtan kaynaklandı. Türkiye'nin son 10 yıldaki kamunun politikasının özele açılmasıyla birlikte yatırımların kalitesi arttı, teknolojinin düzeyi yükseltti, kapasite arttı. Freni koyunca sektör biraz dışa yöneldi. Bunun etkisi çok önemli. Kaldı ki Türkiye'de biliyorsunuz SGK ağırlıklı bir düzeni yaşıyoruz. SGK'nın verdiği parayla özel hastanecinin maliyetini döndürmek gerçekten çok zor. Bizim iki hastanemizde, Kayseri ve Eskişehir hastanemizde bütün branşlardan SGK anlaşması var ve sistem dönmüyor, açık veriyor. Sübvanse ediyoruz. Devletten talep edebilir miyiz bilmiyorum sayın müdürüm. Bütün SGK kapsamında sunduğumuz hizmetlerin sübvansiyonu. Çünkü Sağlık Bakanlığı sübvansiyonu istiyor devletten. Üniversite istiyor. Biz de sıraya girebiliriz herhalde. Birincisi bu. İkincisi mesela şu ilginçtir. Suriye'nin açılımı mesela tetikledi olayı. Suriye sınırı kapandı. Şimdi Irak patladı. Yani Suriye'den hizmet alan Iraklılar şimdi tamamen Türkiye'ye döndü. Biz Suriye, Irak'a gittik. Ortamı da gördük. Gerçekten
nitelikli hizmet olan çok büyük talep var. Kimi devlet ödemiyor.